İletişim teknolojileri hızla gelişiyor. Sosyal paylaşım sitelerinde herkes, herkesle konuşma, yazışma ve paylaşma imkanı buluyor. İlişkiler ve karşılaşma alanları gerçek mekanları aşıp sanal boyutlar kazandıkça, insanlar birbirlerinin söz ve davranışlarından daha çok etkilenir hale geliyor. Peki vaktinin çoğunu sınırsız ve kontrolsüz internet aleminde geçiren çocuklar nelerle, kimlerle karşılaşıyor? Sanal dünyanın tehlikeleri gerçek dünyaya nasıl aksediyor? Önce çocukta bugün, sosyal paylaşım sitelerinin çocuklar için tehlikelerini ele alacak, çocukların sanal dünyayla ilişkisinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini konuşacak, ailelere önemli uyarı ve tavsiyelerde bulunacağız. Önce Çocuk başlıyor. Değerli izleyenler, yepyeni bir günde yine karşınızdayız. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek programımıza başlıyoruz. Bugün çocukların bir tık uzağındaki tehlikeleri konuşacağız. Sosyal medyayı konuşacağız, interneti konuşacağız ve bu sanal dünyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ele alacağız. Özellikle ailelere bu konuda neler düşüyor, çocuklarını nasıl kontrol etmeliler, sosyal medyayı ve internet kullanımını nasıl sınırlandırmalılar. İşte bu konularda sizlere çok önemli uyarı ve tavsiyelerde bulunacağız. Bu konuda iki önemli ve değerli konuğum var. Uzman psikolog Tuğba Demiröz ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Genel Başkanı Nizamettin Bilici bizimle birlikte. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nizamettin Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Öncelikle bunu öğrenelim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu önemli konuda bize eşlik ettiğiniz için gerçekten çocuklar artık internette vakitlerinin çoğunu geçiriyorlar ve pek çok tehlikelere de maruz kalabiliyorlar. Aileler ya odasında oturuyor işte. Çocuk orada herhangi bir tehlike yaşamıyor. Tehlikelerden uzak olarak düşünebiliyor. Ama sanal tehlikeler bazen gerçek dünyadan daha da fazla olabiliyor. En başta sizinle başlamak istiyorum Nizamettin Bey. Müsaadenizle meselenin boyutunu biraz anlayalım. Çocukların internetle ve sosyal medyayla olan ilişkisine dair araştırmalar bize neler söylüyor? Nasıl bir boyutta bu durum? Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle çok sık yapılan her teknolojik gelişmede olduğu gibi internete karşı ciddi bir muhalefet var. Hı hı. Baştan beri. Oysa her şeyden önce bilmemiz gereken şey internetin insanlık tarihinin önemli gelişmesi oldu. Hı hı. Dolayısıyla interneti olumlu tarafından değerlendirmek ve esas sorunun internette olmadığını bilerek başlamak lazım bu konuya. Evet. O yüzden verileri değerlendireceğiz. Biraz bazı şeyler olumsuz gibi görünecek. Hı hı. Çünkü zaten sorun olduğunda konuşuyoruz bunları ama evet. İnterneti de her fırsat bulduğumuzda interneti dövmeye çalışmamamız gerektiğini de bütün annelerimize anlatmak evet. istiyorum. Bu çok önemli bir uyarı bence. Çünkü genellikle böyle algılanıyor. Yani internet kötü bir şeydir, teknoloji kötü bir şeydir. Aman kullanmayalım değil bizim burada vermek istediğimiz mesaj. Bununla başlamanız bence çok iyi oldu. Çünkü yanlış yorumlanabiliyor bazen gerçekten. Hani bir şeyi nasıl kullanırsanız ona hizmet eder. Doğru kullanılması elbette esastır. Zaten teknolojinin gelişiminden uzak durmak hele de günümüzde mümkün değil. Ama yanlış kullanıldığında neler oluyor? Biz buna değinmek istiyoruz. Çok teşekkürler bu uyarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bütün insanlık gibi, bütün insanlık gibi internet kullanım oranı arttıkça çocuklara doğru meseleler eğilmeye başladı. Doğru. Çok net belli konularda veriler vermek istemiyorum ama bazı veriler vereceğim. Hı hı. Çünkü bu alanda oluşmuş olan veriler bütünüyle sağlam, güvenilir veriler olmuyor. Hangi kurum yapıyor olursa olsun bu birçok ciddi kurum arasında ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor ama evet. kabaca internetten bahsedecek olursak ortalama sosyal medyada %86'yı zorladığımızı çocuklar açısından görüyoruz. %86'yı zorladık. Hatta bir kısım araştırmalar onu da açtığımızı söylüyor. Çocuklarımızın %66'sının her gün en az bir kere 72 dakikadan az olmamak üzere internete girdiğini söylüyor. Çok uzun bir süre. Tabii ki ciddi süreler. Dolayısıyla bu arada 3 saat günlük internet kullanımını 3 saat söyleyenler var, 5 saat söyleyenler var, 8 saat söyleyenler var, 10 saat söyleyenler var ama evet. bu verileri bütünüyle bu anlamda ciddiye almak çok fazla mümkün değil bugün itibariyle. Ancak
Ortada gerçek olan bir şey var. Evet. Sosyal medya takip oranımız, çocuklarımız başta olmak üzere son derece artmış vaziyette ve bunun oluşturduğu olumlu ve olumsuz meseleler var. Bunları çok detaylı ve dikkatli bir biçimde irdelememiz gerek. Evet, burada anlamamız gereken konu şu sanıyorum. Rakamların çok da bir önemi yok. Hani %80-86 aynen öyle. Ama geniş boyutlu bir kullanım söz konusu. Aynen öyle. Bunu vurgulamak sanıyorum önem arz ediyor. Hani her 100 çocuktan 86 tanesinin bir sosyal medya hesabı var. Hani ortalama bir rakam olarak bile değerlendirsek ve 10 saate kadar varan internet kullanımından bahsediyorsunuz. Bu çok ciddi bir rakam. Aileler şunu düşünebilir, ya benim çocuğum öyle şeyler biz yasakladık kullanmıyor diyebilirler ama bazen ailelerin haberi bile olmayabiliyor. Bu verileri bu açıdan dikkate almak çok önemli sanıyorum. Ve bazı aileler de ya zamanın gereği bu işte tabii ki kullanacaklar gibi de yaklaşabiliyorlar. Bu kadar geniş kullanımdaki tehlikeler neler? Tuba Hanım'a söz vermek istiyorum müsaadenizle. Neden bunu bir tehlike olarak biz görüyoruz? Bu şekilde aileleri uyarıyoruz. Özellikle 13 yaş altındaki çocuklardan da bahsediyoruz burada. Nedir bu verilerin işaret ettiği tehlikeler? Benim algım şu şekilde. Şimdi büyük bir şehir düşünün. Mesela İstanbul. Hı hı. Renkli bir şehir İstanbul. İstanbul'da ne ararsan var. Eğlence merkezleri var. Hastaneler var. Alışveriş merkezleri var. Kütüphaneler var. İnternet de bunun gibi. Büyük bir şehir. Orada da ne ararsan var. Nasıl büyük şehirlerde insanlara baktığında çoğunluğu normal ama azınlığının suçlu olduğu gruplar vardır. Hı hı. İnternetin tek farkı sanırım şehirlerde bizi koruyan polisler var. Hı hı. Fakat internet şehrinde o polis yok. Evet. Normal doğru. Dünyada ya da normal şehirlerde olduğu gibi suçlular evet aramızda var. İnternette rastladığımız kişinin de bu özellikle sosyal medya hesaplarında Facebook, Twitter, Skype vesaire hı hı. karşımızdaki kişi takma bir isim kullanıyor olabilir. Onun cinsiyetinden haberdar olmayabiliriz. Evet. Yaşından, kim olduğundan, kişilik yapısından, ruh sağlığının yerinde olup olmadığından. Hı hı. Tabii internette de risk olarak bunlar söz konusu. Kesinlikle. Normal hayatta nasıl karşılaşırsak internette de karşılaşma riskimiz evet. olabiliyor. Evet, bu yüzden küçük çocuklar için belki tehlike söz konusu hı hı. olabilir. Çünkü neden? Aile çocuğunu doğru yönlendirmiyorsa, hı hı. internetteki özel bilgilerini, adını, soyadını, okulunu, adresini, telefon numaralarını, ne bileyim anne adını, baba adını kimseye vermemesi gerektiği konusunda bilinçlendirmiyorsa, evet kötü birilerine denk gelme olasılığı var mı? Var kesinlikle. Var. Mesela aileler işte aman çocuğum sakın dışarı çıkma, birden bizden habersiz bir yere gitme, kapıyı kimseye açma, aman dışarıda sakın kimselerle, yabancı kimselerle konuşma. Bu uyarılarda bulunur. İnternette de bir tık ötede diyoruz, hani bir tık ötesinde bütün bu tehlikeler ama onun çok da farkında olmayabiliyoruz. Burada farklı kişiler, yabancı kişiler hemen hayatımızın yanı başında olabiliyor. Yeni bir iletişim imkanı mecrası aslında oluşturuyor.